Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün Adobe'nin yapay zekasıyla fotoğraf genişletme yapacağız. Bunu yapay zekayla genişlettim. Orijinal fotoğrafı şimdi size gösteriyorum. Evet, fotoğrafın orijinali bu. Bunu biz Adobe'nin yapay zekasıyla nasıl genişletiyoruz? Hemen onu aktarayım, anlatayım size. İlk önce bir alanı büyütüyoruz. Böyle. Bunu nasıl yaptık? Alt tuşuna basılı tutarak yana doğru kaydırdım. Eşit oranla bunu genişletiyor. Şimdi biz buradan dikdörtgen seçimi seçtim. Bunun tam kenarından değil de birazcık sağdan soldan boşluk bırakarak seçmeniz gerekiyor. Ve sonra burada seçimi tersine çevir yaparak dış alana dolduracağımız için burayı belirttik şimdi buna. İçi seçtik ama bunu dışı gösteriyoruz arkadaşlar. Buna göre şimdi yapay zeka da bunu genişletecek. Nasıl yapıyoruz? Üretken dolgu kısmına tıklıyoruz. Buraya istersek orman alan, tabii bunu İngilizce yazacağız arkadaşlar. Ben parantez içinde de belirtiyor. Yalnızca İngilizce yazabilirsiniz. Buraya herhangi bir şey yazmazsanız bu resmi algılıyor. Ona göre çevreyi genişletiyor. Hem böyle hiçbir şey yazmadan yapacağız. Hem de bir de bir şeyler yazarak deneyeceğiz. Bu arada bu olurken diyecektim ama evet, şu doluyor zaten. Birazdan biter. Evet. Şurayı biraz boşluk bırakmış ama çok da önemli değil ya. Bakayım. Bak, doldurduğu kısmı da böyle görebiliyoruz. Bayağı güzel. Ne güzel lan yap. Oo, bayağı iyi ya. Baksana. Hiç anlaşılmıyor ya. Vallahi ya. Şaşırtıcı. İnanılmaz. Evet. Şimdi şey yapalım. Geri alacağım. Bu sefer yazarak deneyelim bakalım. Nasıl yapacak? Hemen üretken dolgu kısmına geldim. Ben yazmayı buradan yapacağım arkadaşlar. Ormanlık çam ağaçları içerisinde. Etrafım... Orman demeyelim. Orman olmasın ya, değil mi? Burayı biz... Bir dakika ama... Şu kısım orman olduğu için burayı da orman yapmamız lazım. Buldum. Çam ağaçları... İçerisinde orman yaz bakalım böyle, bakalım nasıl yapacak. Yani çam ağacı olmayan yerler de var. Nerede çam ağacı? Aynısını yaptı bu. Yok, biraz şurayı değiştirmiş. Bu tarıyor bu. Allah Allah, nasıl ya çam? Bak, ilk resmi bunu öneriyor arkadaşlar. Çam var. İnce yapraklı. Evet. İkinci resim olarak uzun çam ağaçları. İyi. Güzel. Güzel. Evet, güzel. Peki buraya başka bir şeyler yapabilir miyiz? Mesela aklımda çöl var ya. Nedense çöl geldi, tamam mı? Bir çöl yapacağım lan oraya bir. Çöl. Yani çöl yap bakayım nasıl yapacağım. Hemen şuradan yolun kenarından şöyle seçeyim bir şurayı. Oo, vay, güzel. Bu biraz daha iyi oldu sanki. Evet. Yok, bu kötü ne böyle? Etrafta bir şeyler var hep. Bu güzel yaptı. Şöyle olsun. Çöl kumları diyelim bakalım. Çöl kumları. Şunu. Peki abi, bir dakika, alan seçmedik ama herhalde seçtiğimiz alanın üzerinde değiştirir. Dağ yapıyor ya. Tamam bak, bu oldu. Bu oldu. Bu güzel. Bakayım. Şu biraz daha iyi. Şu biraz daha iyi. Peki şöyle yapacağım. Bisikletin etrafını temizle diyeyim. Bakayım, bisikletin etrafını temizle. Belki fotoğraf biraz daha net olsa, değil mi? Abi belki daha iyi anlayabilir. Evet. İstediğiniz tamamlanma olarak çalışma diski dolu olduğu için diyor. Allah, çalışma diskimiz mi dolu? Disk neden dolu dedi? Evet. Bisikleti değiştirdi. Çok güzel. Harika yani. Bisikleti niye değiştiriyorsun?
tane bisiklet kalsın burada. Farklı bir fotoğraf deneyelim. Tümünü kapat diyoruz burada. Kaydetme. Benim burada birkaç tane fotoğraf vardı. Ayarlamıştım. Şunu yapacağım ya. Şu üzerindeki kıyafeti değiştireceğim. Tamam mı? Ne yapalım buraya? Bisikletçi kıyafeti ekleyelim. Şöyle bir bisikletçi kıyafeti ekleyelim. Şöyle bundan itibaren alalım. Biraz yanlış oldu ama. Tamam. Şöyle. Evet. 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 Muhteşem. Allah süper. Yok. Şu boyunu temizleriz. Niye böyle bir şey yaptı ki bu? Bak bu. Şu bak. Şu bak. Hadi lan göster. Bu ne ya? Boyun çok uzun oldu oğlum. Şu anda 32.000'e 17.000 piksel. Merak ettim ya nasıl acaba yapacak? Beni de tamamlar lan o zaman bu. Aha bayağı. Oo 90. Oo 90 GB'tı bunu yani boş alana. Evet bayağı şu anda boş alanı tüketiyor arkadaşlar. Evet. Ben bunu iptal edeceğim ama böyle olmayacak bu yoksa. Sonucu göremedik ama çok büyüttüğümüz için. Neyse bu kadarmış arkadaşlar. Sonuç olarak nasıl büyüttüğümüzü gördük. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkes kendine baksın. Bye bye.